Evet arkadaşlar, büyük gün. Bugün Ares'i New York Kennedy Havalimanı'ndan karşılamaya gidiyoruz. Oldukça heyecanlıyız. Ares yaklaşık 4 günlük bir yolculuktan gelecek. Eminim çok yorgun, şaşkın ve bir o kadar da meraklıdır diye düşünüyoruz. Tabii ki ilk anları da yine tekrardan paylaşacağız. Onu nereden karşılıyoruz? Bunu da brokerumuzdan öğrenmiş olduk. Gidelim bakalım. New York JFK Kargo 78 binasından Ares'i karşılamaya gidiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi New York'a bir kangal yavrusu iniyor. Adı Ares. Yaklaşık 58 dakikalık bir yolumuz var. New York Havalimanı'na 28 mil aşağı yukarı. İşte bir 45 kilometre civardır herhalde. Normalde çok daha hızlı gidebileceğimiz bir mesafe. Ancak tabii akşam saati şu an 5.30. Önümüzde herhalde kaza var ve trafiğin yoğun olduğu bir saatteyiz. Staten Island'dayız. Birazdan Verizon'a binişten Brooklyn'e geçip Brooklyn'den JFK'ye Bell Parkway'den devam edeceğiz. Oldukça heyecanlıyız. Özellikle Ares'in kaç gündür yolda olduğunu düşündükçe biraz da aslında stres olduk. Olmadık değil, çünkü Ares neredeyse bugün günlerden Perşembe ve Ares Pazar günü Türkiye'den çıktı. Türkiye, Bulgaristan, Bulgaristan'dan Romanya, Romanya'dan da New York'a uçuşunu tamamladı. Hem karayolu hem havayolu. Karışık bir seyahat ama uzun bir seyahat. Yani nereden baksak bir 4-5 gündür sürekli farklı yerlerde. Bu da tabii 4 aylık bir yavrunun aslında epey strese girebileceği bir durum. Orada terminalde de ne tarz evrakları vereceğiz, onları da aslında biraz açıklayacağım. İlk defa bizim de yani yurt dışından, Türkiye'den Amerika'ya ilk defa biz de canlı bir yavru, bir hayvan getiriyoruz ve gerçekten ilginç bir prosedür. Çok zor değil ama çok kolay bir şey de değil. Aslında masraflı bir şey ama kangal köpeği, kangal yavrusu muhteşem bir ırk, muhteşem bir yavru. Aynı zamanda onun da şanslı olacağını düşünüyorum. Bizim gibi bir ailesi olacak. Tabii doğduğu ülkeden, doğduğu topraklardan çok farklı bir coğrafyada, çok farklı bir iklimin içinde olacak. Aynı bizler gibi aslında bize yoldaş olacak. Çok ortak noktamız var Ares'le. Ve çok ilginç şeyler göreceğiz, yaşayacağız. O zaman aslında biz HOV lane'den gidebiliriz çünkü 3 kişiyiz. Şöyle görelim. Şimdi bu HOV lane dediğimiz lane özellikle trafiğin sıkıştığı bazı otobanlarda en solda sadece araçta 3 ve üzeri kişi varsa kullanabileceğiniz ayrı bir şerit. Yolun, otobanın en sol şeridi bu oluyor. Ve bu şekilde işe giden insanlar bir araya gelip tek bir arabaya gitti. Melerini teşvik etmek için yapılmış bir sistem. Böylelikle 3 kişi olduğunuzda araçta bu şeride kullanabiliyorsunuz. Staten Island'dan Brooklyn'e geçiyoruz. Verizon'a bir iş üzerindeyiz. Sol tarafımızda New York'un skyline'ını görüyoruz. Sağ tarafta engin, uçsuz bucaksız Atlas Okyanusu. Verizon'a köprüsü aslında New York'un en büyük asma köprüsü bildiğim kadarıyla. Ve şu anda Brooklyn'e inmiş bulunuyoruz. Brooklyn'deyiz. Köprünün ayakları gerçekten devasa. 4.43'te yani yaklaşık 15-20 dakika önce havayolundan bir e-mail aldık. Ares'in teslim alınmak için hazır olduğunu belirten bir e-mail. Şöyle görebiliriz.
ready for pickup, flight number. Saat 16.42'de ready for pickup olduğunu söylüyor. Yani biz bu kadar hızlı olacağını düşünmüyorduk. Broker'la konuştuğumda yani oraya 5.30'da ulaşırsam, uçak yaklaşık 3.45'te inmişti. 5.30'da ulaşırsam anca hazır olabileceğini söyledi ama oldukça hızlı oldu süreç. Güzel. Keşke biraz daha erken çıkabilseydik o zaman. JFK Havalimanı'na geldik. Yani gelmek üzereyiz diyeyim şuradan. Birazdan giriş yapacağız otoparkı. Yani görünüyor Air France KLM Cargo. Evet. JFK'de KLM'in kargo bölümündeyiz. Bina numarası 78 olarak geçiyor. Şimdi Amsterdam'dan gelen yavrumuzu, aslında Türkiye ve Amsterdam'a aktarmalı gelen yavrumuzu birazdan alacağız. Hadi gidelim. Is there any restroom? Şimdi kimliğimizi verdik. Burada önce evrakları işleme alıyorlar. İsmim zaten listede varmış. O yüzden aslında getirdiğim hiçbir evrağı da göstermek zorunda kalmadım. Evet, şimdi evraklarımızı aldık buradaki ofisten. Şimdi warehouse'a, yani depoya gidiyoruz. Depodan ALES'i alıyoruz. ALES geliyor olabilir. Evet arkadaşlar, şimdi araçla 14 nolu kapıya gitmemizi söylediler. O zaman aracımıza geçiyoruz. Araçtan yanaşacağız ve teslim alacağız. Evet, şimdi 14 nolu kapıya yanaşıyoruz. Oldukça heyecanlıyız. Evet, 14 nolu kapı geri geri yanaşıyoruz ve ALES'i alacağız. Resmi durumda çok merak ediyoruz. Evet, bu Ozan Çakmak. Evet, ALES. Oğlum, nasılsın? Ne haber? İyi misin? Babacığım. Evet, ALES'le buluştuk. ALES. Yalnız kamerada şu göründüğünden daha büyükmüş bu arada ALES. Yani tabii videolarını gördük ama ilk defa ALES'i burada gördük. Thank you. That's a long journey. Evet, Onur Kanlı üretimi Metin Ayıldız'ın nakliyesiyle ALES yavru kangalımız New York'a vardı. Uzun bir yolculuk geçirdi. Şimdi onu aracımıza alacağız. Metin Ayıldız teşekkür ediyoruz. Onur Kanlı teşekkür ediyoruz. Evet. Hadi bakalım, şimdi şurada otoparkta yanımıza alalım. ALES'le tanıştık. ALES çok tatlı, tabii çok korkmuş. Şöyle bir bakalım ALES'e. Oğlum, çok mu korktun sen? Çok mu korktun sen? Tamam babacığım, geçti, eve gideceğiz şimdi, tamam mı? Eve gideceğiz. Seni seveceğiz, tamam mı? Evde. Ya. Aferin, aferin benim oğluma, aferin ALES'e. Korkuyor biraz o yüzden. İyi misin babacığım? Baba. Demetciğim, tut baba. Ben indireyim onu. Evet, ALES biraz yorgun. Tabii bize alışmaya çalışıyor. Biraz tedirgin. Yolda ara sıra uyukluyor. Gözünü açıyor. Verdik
işlerimizden pek şey yapmadı. Atıştırmalıklara pek yemedi. Sadece biraz bir hamburger vardı. O hamburgerin etinden biraz yedi. Trafik yine çok kötü tabii ki. Bakmak gerekirse şu anda yeni açıldı. Sol tarafımız şu anda New York şehrindeyiz. RFK geçişten geçtik. Bir tavuk yaptık. Şimdi eve bahçeye alışıyor. Çocukları bir kere çok sevdi. Özellikle 2 yaşındaki kızımla çok güzel bir bağ kurdu. Şöyle göstereyim. Ve Ares yeni evinde. Even he touched, me with his paw, so that means I'm friends with him. That's right. If your dog touches you with his paw, that means he's best friends with you. That's right. He likes you guys. Yeah, but if he touches it more than one time, that means he loves you or she. Right. No, he. That's him. But maybe they have a girl dog. Yeah, but that's a boy. I know. Get